Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız ve stüdyo konuğumuz Dilhan Şeşen. Merhabalar, hoş geldin. Hoş buldum. Seni ağırlamamızın sebebi tabii yeni albümün, aslında ilk albümün. Evet. Kumdan İnşa Putlara. Putlarla. 8 şarkıdan oluşuyor. Evet. Öncelikle şundan başlayayım. Albüm çıkarmak son dönemlerde çok şahit olmadığımız bir şey. Ama sen ilk albümle dinleyicilerin önünde arıza endam ettin. Nasıl bir karardı bu? Nasıl hazırlandı bu şarkılar? Daha öncesinde tekli şarkılarına aşinayız. Albüm nasıl ortaya çıktı? Ya ben galiba çok tekli yapabilecek bir insan değilim. Yani o hikayeyi 3,5 dakikaya sığdıramıyorum. Albüm o yüzden çok mantıklı geldi bana. İki parça dışında hepsi böyle son 2 yılda yaptığım besteler. Bayağı keyifle geçti yani. Hani o arkadaşlarımla iletişimim, bir de terapiyle beraber çok bence önemli bir mevzu. Çünkü terapiye gidince o iletişimi iyi sağlayabiliyorsun. Bir de zor bir şey yani o kadar insanı bir arada tutmak. İnanılmaz keyifle geçtiğini söyleyebilirim. Haziran'da başlamıştık. İşte galiba Ekim-Kasım gibi bitti zaten albüm. Şimdi aslında sen solo artistsin ama her açıklamanı kolektif çalışmanın ekibe vurgu yapıyorsun. Evet. Nasıl bir ekip çalışma süreciniz var? Arkadaşlığınız, dostluğunuz üretim sürecine nasıl katkı sağlıyor? Bu üretim sürecinde hatta iyice gelişti bence arkadaşlığımız, dostluğumuz. Bir de şey çok tuhaftı yani herkesin böyle kendinden çıkıp yanındakine vardığı bir süreç oldu. Çok tuhaf çünkü hepimiz belli alanlarda kendimizden eminiz aslında ve hepimizin egosu bu albüm sürecinde mahvoldu. Çünkü hepimiz kendi süreçlerimizde aşırı zorlandık yani kısa sürdü bunlar ama. Ve kol kanat germe kısmı da gelince bunun üstüne müthiş oldu. Yuva gibi bir histi yani. Prodüktörümüz Kaan Ceylani, yardımcı prodüktörlerimiz Barış Ergün, Cihan Reşit Köse. Miksimiz de Barış üstlendi. Davullarımızı Berke Köymenimiz çaldı, divanımızı Bahadır Kartalımız çaldı, masteringimizi de Marsin yaptı. Böyle bir süreçti. Bir de hep böyle albüm sürecinde arkadaşlarımıza git gel yapıp nasıl olmuş, iyi mi sence gibi dinletmelerimiz oldu. Epey keyifliydi. Şimdi Hergele ile açılıyor albüm. Hergele de bizim aşina olduğumuz aslında o Türkçe rock'ın sound'uyla üretilmiş bir şarkı. Fakat daha sonra şarkılar ilerledikçe farklı türlerin, farklı enstrümanların da albümü zenginleştirdiğini görüyoruz. Saz dahi var mesela Kumdan İnşa Putlarla şarkısında. Şöyle bir açıklamam var senin. Söz veriyoruz sizleri çıkardığımız bu yolculukta her birinizi teker teker yuvalarınıza bizzat biz bırakacağız diye. Nasıl bir yolculuk bu albüm? Hem senin için hem dinleyiciler nasıl bir yolculuk yaşasın istiyorsun? Ya bana böyle şey sanki okyanus üstünde bir yolculuktaymışız gibi bir his veriyor albüm. Çünkü mesela Hergele'nin bir yerinden sonra artık bambaşka bir kısma açıldığı bir bölümü de var. Böyle iç ferahlığı gibi. Sonra Yüzlerden Bir Yüz diye bir parça var. O parça beni çok üzüp ağlatıyor. Böyle çok tuhaf bir karanlığa sokuyor. Bana çok yoğun geliyor. Ama sonra Ay Kuşları geçiyoruz. Bir dakika düşünüyorum. Galiba büyük ihtimalle. Evet, Ay Kuşları'na geçiyoruz. O da böyle artık keyifle devam ettiğimiz bir şey. Yani hepsi... Sonra Kunduz gibi. Evet, Kunduz gibi. Böyle farklı farklı duygu durumları, inişli çıkışlı. Bu böyle bazıları için yoğun da olabilir. Annem için mesela yoğun olduğunu biliyorum. Çünkü ikinci albüm caz yapmamı istiyor, tatlı biri. Asla yapmayacağım. Bir böyle yani şey önemli bir mevzu bence yani birini bir yere götürürken sanki bırakman da gerekirmiş gibi geliyor bana. Niyeyse. O götürdüğün yerde bırakmaman gerekiyor evet, en azından. Evet, evet. Aynen öyle hani nereden teslim aldıysam onu oraya tekrar bırakmalıyım gibi bir şeyim var. O yüzden de aklımın en ortasında kurduğum bir yuva bence çok duygu dolu ama çok düzenleme açısından da aşırı yalın. Zaten demo haliydi o. O sıcaklığı da veriyor. Evet, evet. Onunla böyle sakince bırakmak ninni gibi benim için çok önemliydi. Hoşuma gitti. Şimdi babanın Burhan Şeşen'in, onun kulaklarını çınlatalım. Senin için şarkıları bir hikaye anlatır gibi okuyor, duygusunu verebiliyor diyor. O canım benim.
Ben de seni 2018 olması lazım bir konserde izlemiştim. Ve gerçekten o konserde biz büyülenmiştik senin sahne performansın karşısında. Sahnede mesela kendini nasıl hissediyorsun sen? O akışa giriyormuşsun gibi ben. İnanılmaz rahatım. Dün Harbiye'de aşırı gerildim başta. Çünkü sound çekim çok zor geçti. Ve sahneye çıktığımda gitardan böyle 2 dakika boyunca ses alamadım. Hiç umurumda olmadı. İzleyiciye sordum. Geliyor mu? Gelmiyor. Oyuna dönüştürmeye başladık onu. Çok keyifliydi. Çok rahat hissediyorum. Çok rahat hissediyorum. Bilmiyorum ki, iyi hissediyorum. Tam orada ne olduğumdan emin değilim bu arada. Ne yaşıyorum ama mutlu ve iyi hissediyorum ve böyle teslim olmuş gibi hissediyorum tam olarak. Çünkü bir de şey çok zorlayıcı. İlk kez mesela dün gitar vokal çıktım bir sahneye ve Harbiye'ydi o. Teslim olunca sanki izleyici de teslim oluyor gibime geliyor ve böyle karşılıklı birbirimizi bıraktığımız, tamamen böyle akışta olup rahat ettiğimiz bir an oluşuyor gibi geliyor. Bilmiyorum neden rahat hissettiğimi ama çok rahat hissediyorum. Peki genel duygu durumunu da ben merak ediyorum. Bazı şarkıların sözlerini mesela okumak gerekiyor belki de anlamak Hadi için. Bakalım. Böyle bir herhalde sinema TV ile de hemhal olduğun için bazı şeyleri puzzle gibi yapıyormuşsun gibi geliyor. Var mı öyle bir şey? Veya günlük olarak duygu durumun ne? Sakin sakin bir insan olarak da gözüküyorsun. Çok heyecanlı bir tipim. Ama evet, sakinim galiba. Bilmiyorum. Golden Retriever gibiyim. Arada böyle coşuyorum. Sonra duruluyorum gibi. Ama çoğunlukla böyle gibiyim. Nasıl görüyorsan sanırım öyledir. Bilmiyorum ki. Bir senden tüyo almaya çalıştım burada. Şimdi bundan önce aslında senin Tuna Kiremitçi'yle, Birkan Nasuoğlu'yla, işte amcayla İlhan Şeşen'in albümünde yer aldığın çalışmalar var. Yine sadece kendi ekibin değil, başka müzisyenlerle de aslında birlikte bir şey yapmaktan geri durmuyor, keyif alıyorsun. Evet. Mesela genel olarak şu anki hem kendi janrında hem 2023 Türkiye'sinde müziği nasıl görüyorsun? Türkçe rock olabilir, yeni soundlar olabilir. Ya bu şu an tüketim toplumuna iyice döndüğümüz için, müzik de çok hızlı tüketildiği için sanırım biraz o tüketime yönelik müzikler yapılmaya başlandı gibime geliyor. Halbuki çok kuvvetli olduğumuza inanıyorum. Yani orayı değiştirecek kişiler bence biziz. Çünkü dinleyiciye biz sunuyoruz başta. Yani dinleyici de bir iki diretir. Sonra zaten sen onu böyle pişirdikçe, ısta ısta verdikçe bence onun da kulağı aslında çok güzel temizlenebilir. Daha sabırlı hale gelebilir. Bilmiyorum yani, çok yeni bir şeyler dinlemiyorum açıkçası. Sanırım bu da çok iyi ifade ediyor. Çok yeni bir şeyler dinleyemiyorum şu an. Belki dinlenecek bir şey çok az olduğu için. Yani arayıp bulmak lazım işte. Yeni bir şey arama şeyine hiç girmedim. Zaten en iyi şeyler var diye. Ama mesela şu an ben de yeni çıkardığım şey, üzülürdüm bu arada. Ya, bu albümü dinleyelim. Dinleyelim, lütfen. Dinletelim. Peki bu albüm içinde biraz önce bahsettin, aklımın en ortasına kurduğum bir yuva bana daha sanki diğerlerinden özel bir şarkıymış gibi geldi duygu olarak. Senin var mı ya bu şarkıyı yaparken ilk çıkış aşamasından itibaren gerçekten çok farklı bir hikayesi var diyebileceğin? Bana hepsi çok tuhaf ve farklı geliyor ve hepsinin böyle hikayesi de gözümün önünde canlanıyor. Ama bana da en gerçekten sadece sıcaklık hissettiren aklımın en ortasında kurduğun bir yuva. Diğerleri tekinsiz hissettiriyor yer yer. Bir böyle metalik soğuk bir yakıcılık hissi geliyor yüzlerden bir yüzde. Kunduz gibi de, Hergele de. Direkt böyle sıcaklık aldığım aklımın en ortası benim de. Bu Hergele mesela, yolda gerçekten karşılaştığım biriyle ilk filizlenmişti. Sonra bambaşka şeylere döndü. Aklımın en ortası tabii ki de tam olarak duyulduğu gibi. Kumdan inşa putlarla da böyle üstü kapalı bir yerden
Nasıl anlatabilirim? Anlatamam. Onu sen yorumlarsın. Anlatamam. Onu dinleyen his. Evet. Aynı zamanda hissetmeye çalışıyor. Evet, bu güzel bir kaçışmış. Tamam. Evet. Ben bunu kullanırım. Evet. Şimdi 4 Mayıs'ta albümün lansman konseri var. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde. Gelmeye çalışacağız. Klip var mı? Şimdilik yok. Bir lansmanı atlatalım. Sonrasında ama klip çekmek istiyoruz. Sen yine yönetmen koltuğunda olursun diye. Ben bu sefer oturmam diye düşünüyorum. Ama çok fazla rüyalarımı kayıt altına alıyorum. Uyandığım an direkt böyle video, bayağı fotobooth'ta konuşuyorum falan gibi. Çalışmak istediğim yönetmeni de bunları durmadan atıyorum. Ortak bir şey oluşturalım diye. Ben büyük ihtimalle hiç kameranın başına falan asla geçmem gibime geliyor. Fotoğraf çekmek iyi yani şu an sadece. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. O canım benim, ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık yayınımıza katıldığın için. Çok keyifli bir albüm olmuş. Devamını diliyoruz. İkinci albüm, üçüncü albüm. İnşallah ben de diliyorum. Buradan da açıkçası Başka sanatçıları da albüm yapmaya teşvik edelim. Albüm işte Yapalım arkadaşlar, bitmedi albüm. Çünkü hikayesi olan bir konsept içerisindeki çalışmalar bizim müzikal olarak kalitemizi de daha üste çıkaracak diye düşünüyorum. Evet, yaşa. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Sen sağ ol. Bir Gün TV'de konuğumuz Dilhan Şeşen'di. İlk albümü Kumdan İnşa Putlarla'yı konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.